Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom serisi 2. ünite kavrama testi 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Evet, birinci soruda gençler aşağıdakilerden hangisi tam kare sayıdır diye soruyor. Gençler tam kare sayı ne demekti? Öncelikle hatırlayalım. Tam kare sayı herhangi bir sayının karesi olarak yazılan sayıdır. Yazılabilen sayıdır. Şimdi bize verilenlere baktığımız zaman gençler 50 sayısı herhangi bir sayının karesi olarak yazılamaz. 72 yazılamaz. 200 yazılamaz ama 121 gençler. Bakın 11'in karesi eşittir. Yani 11'in karesi olarak yazılabildiği için C şıkkı tam kare ifadedir diyoruz. Evet devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci soruda alanı 64 santimetre kare olan bir karenin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Gençler şöyle küçük bir kare düşünelim. Bu karemizin alanı 64 santimetre kareymiş. Şimdi ben bunun gençler bir kenarı bulabilmek için ne düşünüyorum arkadaşlar? Kare kökü kullanırız. Bakın kare kök 64 demektir. E 64 biliyorsunuz 8'in karesiydi. Bakın burada kare ile karekök birbirini götürür. Yani kare kök 64 aslında 8 santimetredir diyoruz. Demek ki burada bir kenar uzunum 8 santimetre. Benden çevreyi istediğim e, 4 tane kenarımız 4 çarpı 8'den 32 santimetre olur diyoruz. Ve denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. 40 sayısına aşağıda verilen sayılardan hangisinin karekökü eklenirse tam kare sayı elde edilir diye soruyor. O halde gençler bana verilen sayıların kareköklerini alacağız. Bakın A'dan başlayalım. 9'un karekökü kökü gençler Biliyorsunuz 9 arkadaşlar 3'ün karesiydi. Kare ile kare kök gider. 3 eşittir. O halde ben 40'a 3 eklersem 43 olur gençler. 43 tam kare bir sayı değildir. Tam kare değil yazalım. Evet, B seçeneğinde 16 verildi. 16'nın kare kökü. Evet 16 biliyorsunuz arkadaşlar 4'ün karesiydi. Kare ile kare kök giderse 4'tür. O halde ben 40'a 4 eklersem bakın 44'tür. Gençler 44 herhangi bir sayının karesi değildir. Yani tam kare ifade değildir. Evet. C şıkkında 64'e bakıyorum. Evet. 64 gençler. Kare kökü 64 diyorum. Evet. 64 az önce söylemiştik. 8'in karesiydi. Buradan kare ile kare kök giderse 8'dir. O halde ben 40'a 8'e ekleyecek olursam 48 olur. Evet gençler 48 de yine tam kare bir sayı değildir. Evet herhangi bir sayının karesi olarak yazılamaz. en evet, son olarak D şıkkına bakalım. 81 sayısı verildi. Bu 81'in kare kökünü alalım. Evet 81 gençler 9'un karesiydi. Bakın kare ile kare kök giderse 9 kalır. Evet 40 sayısına 9 ekleyelim. Evet 49 oldu. Gençler bakın 49 tam kare bir ifadedir. Çünkü 7'nin karesi olarak yazılır. Evet tam karedir diyelim. Evet buradan gençler D şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam edelim. Dördüncü soruya geldiğim zaman yukarıda alanları veren A ve B karesel bölgelerin çevre uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Şimdi gençler A'nın alanı 169 santimetre kare. Hadi bir kenarı bulmak için karekök 169 diyorum. Biliyorsunuz 169 gençler 13'ün karesiydi. Bakın kare ile karekök giderse 13 olur. 13 santimetre olur. Bir kenar uzunluğu. O halde çevrem 4 çarpı 13'ten ne olur gençler? 4 ile 13 çarpacak olursak 52 santimetredir. Şimdi B'ye bakalım bu A için gençler. B'nin alanı 225'te o halde bir kenarı karekök 225 diyorum. E evet, 225 gençler 15'in karesidir. Bakın kare ile karekök giderse demek ki bir kenarı 15 santimetredir. Evet, çevrede 4 çarpı 15'ten 60 santimetredir. O halde bu ikisinin toplamı 52 60 daha 112 santimetre olur diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum gençler. 5. soruya geçiyorum. Evet 5. soruda x, y 2 basamaklı tam kare sayısı için evet, tam kare olacak diyor x artı y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi gençler öyle x, y sayıları düşüneceğiz ki tam kare ifade olacak. O halde ben bakın 4'ün karesi 16'dır. Hatta biraz daha şöyle yanına yazalım. Evet, iki basamak. Bakın x burada 1, y 6 olacak. 5'in karesi 25'tir. 6'nın karesi 36 tam kare bir ifadedir ve 2 basamaklıdır. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Ve 9'un karesi de gençler 81'dir. Bakın arkadaşlar burada 6 tane sayı çıktım. Ama benden toplamlarının kaç farklı değer alacağını soruyor. O halde ne yapmam gerekiyor? X artı Y'yi bulmam gerekiyor. X ile Y'yi toplayacağız. Buradan toplayarak yazalım. 1 artı 6 7 yapar. Evet bakın burada 2 artı 5 Evet bakın bu da 7 yaptı. 3 artı 6 9 yapar. 4 9 daha 13 yapar. 6 4 daha 10 yapar diyoruz. 8 bir daha da 9 yapar. Şimdi gerçekten bizden farkları istedi. Bakın farkları şöyle daire için alalım. 7, 9, 13 ve 10. Demek ki 4 farklı değer alır diyoruz. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Evet, 6. soruda aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sordu. Gençler 361 biliyorsunuz 19'un karesidir. Şöyle A seçeneğini gösterelim. Kareyle kare ile karekök giderse sonucu 19'a eşittir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde 289 karekök içerisinde 17'nin karesidir diyoruz. Kareyle kare ile karekök giderse 17 eşittir. Bakın bu ifade de doğrudur. Şimdi C seçeneğinde gençler 36 ile 64'ü arkadaşlar toplama işleminde mutlaka önce toplayacağız. Bakın burası önemli. Karekök içerisinde 36 artı 64. 36 64 daha 100 yapar. Gençler 100 onun 10 karesidir. Bakın karekökten kare ile karekök giderse 10 olarak çıkar diyoruz. Bakın burada 14 yazdığı için bu ifade yanlıştır diyorum. Ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. E, son olarak D'yi de gösterelim. 50'den 1'i çıkaracağım. Karekök içerisinde yani karekök 49'a eşittir diyoruz. Evet bu da 7'nin karesidir. Buradan da kare karekök giderse 7'dir diyoruz ve D şıkkı da doğrudur diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sayılarından kaç tanesi tam kare doğal sayısı değildir diye soruyor. Şimdi gençler tam kare olmayanları soruyor. Bakın 9 tam karedir. Çünkü 3'ün karesidir. 50 tam kare değil gençler. Herhangi bir sayının karesi değil. 144 12'nin karesidir. Ne yapıyoruz? Bunları eliyoruz. 400 gençler 20'nin karesidir. 72 tam kare değil. 64 8'in karesidir. Eledik. 49 7'nin karesidir. Eledim. 196 gençler 14'ün karesidir. Bunu da eliyoruz. 32 de tam kare değil. O halde baktığım zaman 50 72 ve 32'ye tam kare değildir diyoruz. Evet kaç tane gençler? 3 tanesi tam kare değildir. A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet devam edelim. 8. soruya geldiğim zaman aşağıda verilen A, B, C, D ve E, F, G, C birer kare olup D, C, G ve D, C ve G noktaları doğrusaldır. A, B, C'den alanı 196 cm2, E, F, G, alanı 81 cm2 olduğuna göre BE uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi gençler önceki alanı ABCD'nin 196 ise bunun karekökü bir kenarı verir diyoruz. 196 biliyorsunuz gençler 14'ün karesiydi. Evet bu da kare 14 olarak çıkar. Bakın şöyle tamamı 14 santimetre. Şimdi EFGC'nin alanı 81'di. Karekök 81, 9'un karesidir. Kare kökten 9 olarak çıkar. Bakın burası da 9 cm. Bizden istediği BE'nin uzunluğu 14'ten 9'u çıkartırsam 5 cm'dir diyorum. Ve B şıkkını doğru. Bakın şurası 5 cm diyoruz. Ve B şıkkını işaretliyoruz. Evet devam ediyorum. 9. soruya geçiyorum gençler. Aşağıda kare bloklarla düz bir zeminde oluşturan labirent verilmiştir. Labirente yerleştirilen fare en yakın yolu takip ederek peynire ulaşacaktır. Buna göre farenin takip edici yolun uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi gençler birinci karemizin alanı 225. Bakın 225'in karekökü bize bir kenarı verir. Biliyorsunuz 225 gençler 15'in karesiydi. O halde kareyle kare ile kare giderse bir kenarı 15 santimetredir. Bakın şurası 15 santimetre. Şimdi devam edeceğim gençler. Evet 15 cm ise Şimdi 64'e baktığımız zaman 64 karekök içerisinde 8'in karesi 64'tü gençler. Bakın buradan 8'e eşittir. Yani şurası 8 santimetre. Son olarak 169'da 13'ün karesidir. Bu da Kareyle kare ile kare 13 santimetredir. Şimdi gençler bakın burada 15, 13 ve 8 toplayacağım. Ama üzerine neler var? Bakın buralarda eklemem gerekiyor. Şimdi şu 15'ten gençler 8'i çıkaracak olursam. Bakın burası 7'dir. 13 şunun tamamıydı. 13'ten 8'i çıkarıyorum. Burası da 5 santimetre. Şimdi bunları toplayacağız. 15, 8, 13, 7 ve 5'i toplayacağım. Evet gençler baktığım zaman e, birler basamanı toplayabiliriz. 5, 5 daha 10, 18, 7 daha gençler 18, 7 daha 25, 28. Elde var 2. 1, 2, 2 de burada var. 4, 48 cm olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. A şıkkı doğru yanıttır diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Karekökü tam sayı olmayan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diyor. Gençler öncelikle iki basamaklı Şimdi ben iki basamaklı bütün sayıların kareköklerini düşünmeyeceğim gençler. İki basamaklı kaç tane sayımız var? 90 tane sayı var. Şimdi Karekökü tam sayı olmayanları düşünmeyeceğim gençler. O halde şöyle düşünelim. 90 sayının daha kolay olması için tam kare ifadeleri düşünelim. Yani karekökü tam sayı olan kaç tane vardır? Şimdi ne yapalım gençler? Bakın 4'ün karesi 16. 16'ın çünkü karekökü 4'tür gençler ve tam sayıdır. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64 ve 9'un karesi 81 var. Bakın burada gençler kaç tane sayımız var? Karekökü tam sayı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karekökü tam sayı olan sayı var. Peki benden olmayan istediği için 90'dan 6'yı çıkarıyorum. 84 tane sayının gençler karekökü tam sayı değildir diyorum ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 11. sorumuza bakalım. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenden yeterli sayıda kullanılarak alan ölçüsü tam kare olan tam kare doğal sayıya eşit olan bir kare oluşturulacaktır. Bu iş için gençler en az kaç tane dikdörtgen kullanılır diyor. Şimdi gençler bu dik kullanacağım. O halde ben alanı bulabilmek için bakın kısa kenarı uzun kenarı çarparsam yani 3 üzeri 1 ile gençler aslında 5 üzeri 1 çarpıyorum gibi düşünelim. Yani 15 santimetre karedir bir tanesinin alanı. Şimdi gençler bunlardan kullanacağım ve 15'in katı olan arkadaşlar tam kare bir ifade arıyorum. O halde bakın burada kuvvetleri birer arttıracak olursam 3'ün karesi çarpı 5'in karesinden ne yapar gençler? 225 santimetre yapar. Santimetre kare yapar. Şimdi 225 santimetre kare aslında 15'in karesidir. Demek ki 15 tane 15 santimetre kare kullanmam lazım. Evet bundan dolayı sorumuzun yanıtını B seçeneği olarak veririz. Evet devam edelim. 12. sorumuza bakalım. Evet 100 mn 3 basamaklı tam kare bir doğal sayıdır. Buna göre m artı n aşağıdakilerden hangisi olamaz diye söylüyor. Şimdi gençler 3 basamaklı olan tam kare sayılarımız bakın 100 var. Evet ne diyelim onun karesi. 11'in karesi gençler 121 var. 12'nin karesi 144 var. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. Evet 15'in karesi gençler 200'de başlar. Şimdi MN dediğimiz gençler bakın onlar ve birler basamağı. O halde ben ile 0 0'ı toplarsam M artı N diyelim. Sıfırdır A seçeneğini elde ettim. Evet 2 ile 1'i topluyorum. 3'e elde ettim. 4 ile 4'ü topluyorum gençler. Bakın D yakındaki 8'i e elde ettim. 6 ile 9'u toplarsam 15'tir. 9 ile 6'yı toplarsak da yine 15'tir. Bakın burada 6 cevabını elde edemeyiz. O halde ne diyoruz gençler? C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. Evet 13. ve son sorumuza geçelim. Yukarıda verilen kare şeklindeki her bir parke modelinden en çok sayıda kullanılarak en büyük birbirinden farklı 4 karesel yemini döşeme yapılıyor. Buna göre en çok hangi modelden artar diye söylüyor. Şimdi gençler karesel olduğu için şimdi 90 adetten ne yapacağım gençler? Artmasını istiyorum. Yani aslında 90'dan küçük en büyük tam kare sayıyı düşüneceğim. Şimdi 90'dan küçük en büyük tam kare sayımız 81'dir. Bakın çıkaracak olursam 9 tane artar. 150'den küçük gençler en büyük tam kare sayı 144'tür. Buradan 6 tane artar. 36'dan küçük en büyük tam kare sayımız 36'dır. 4 tane artar. 60'tan küçük tam kare ifade 49'dur. Gençler buradan da 11 tane artar. Evet en çok nerede arttı gençler? Bakın 11 tane arttı diyoruz. Bunu da nerede gördüm? D şıkkında doğru yanıt olarak görürüz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.